biri daha var. Eski İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu. AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da yeni İçişleri Bakanı'nın bazı açıklamalarına bayağı bir kızıyor anladığım kadarıyla. Zira onları haber yapan gazetecilere ayar vermiş. Bir ayar da Süleyman Soylu'dan geldi. Şöyle bir tweet yazmış Süleyman Bey. Görevden ayrılalı 5,5 ay oldu. O kadar oldu mu ya? Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi. Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma. Bana alışmışlar. Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar. Her günkü gibi bugün de taze 4 örnek diyor ve 4 haberi mentionıyor, etiketliyor. O haberlerde şunlar. Biri T24'te Tolga Şardan'ın 48 saatliğine gözaltına alınıp Silivri cezaevine konup arkasından jet hızıyla tahliye edilip evine dönen ve köşesine yazmaya devam eden Tolga Şardan'ın son yazısı. Paul Sun polis derneğinde Soylu'nun ekibine operasyon yapılmış. O ekip gitmiş. Yeni isimler gelmiş. Bunu haber yapmış Tolga bugünkü yazısında. Bunu alıntılıyor. Bir diğeri Saygı Öztürk Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisinin yazısı. Türkiye onların gizlenme ve hesaplaşma ülkesi oldu demiştim. Soylu zamanında yapılmayan bazı operasyonların yeni bakan döneminde yapıldığını vurgulayan bir yazı. Bir diğeri Yeni Çağ Gazetesi'nde Ankara temsilcisi olan Orhan Uğuroğlu, hesap ver Soylu diye o daha da açık yazmış. Bir diğeri de Bir Gün Gazetesi'nde İsmail Arı'nın haberi, o da var. O da Soylu'nun eniştesiyle ilgili bir haber yazmış. Biri de bu Cengiz Demirel, iş insanı Fehmi Öztürk mal varlığına el konduğunu söyledi. Ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya belgeleri aktardığını anlatmış bu kişi. Cengiz Demirel de bunu haberleştirmiş. Süleyman Soylu da bu işe çok bozuk. Diyor ki yani her gün benimle ilgili bir haber, her gün gibi bugün de 4 haber. Evet, gördüğünüz gibi aynı anda kızmışlar. Hem Bahçeli hem Süleyman Soylu aynı gün çok kızmışlar. Geçmişte de tabii ki fikri birliktelikleri vardı. Aslında AK Parti ile bir bakan gibi gözükse de MHP'li isimlere ve Sayın Bahçeli'ye çok yakın bir siyasetçi olduğunu, dönem dönem Sayın Bahçeli'nin şerhiyle, onun aslında sağladığı koruma duvarıyla kabinenin içinde kalabildiğini biliyorduk, duyuyorduk Sayın Süleyman Soylu'nun. İkisi de aynı anda bu yeni dönemin bazı tartışmalarını, olgularını kendi üstlerine alınarak çok sert açıklamalar yapıyorlar. Bir tesadüf mü? Bence değil. Yeni ittifaklar, yeni işbirlikleriyle ilgili Memleket Partisi'nden bir açıklama var. Muharrem İnce dün Kırşehir'de galiba partisinin kurmaylarıyla bir araya geldi ve yerel seçimler öncesinde seçim periyodunu belirlediği bir toplantı yaptı. Yani bir takvim açıklamış Muharrem İnce ve partisi kendisine tam yetkili ittifak yetkisi vermiş. Yani istediğin siyasi partiyle istediğin adayı desteklemek için, çünkü yerel seçimlere gidiyoruz. 1500 ilçe belediye başkanı ve onlarca büyükşehir belediye başkanı tespit edilecek. Yani binlerce aday olacak aslına bakarsanız. Ve tam da bu adaylaşma sürecinde Memleket Partisi'nin bütün kentlerde tam yetkili ittifak kararı Muharrem İnce'ye verilmiş. Bugün çok ilginç bir başka şey daha oldu arkadaşlar. Onu da vermeden geçmeyeceğim. Çünkü Bahçeli, Erdoğan 50+1 tartışmasında Süleyman Soylu'nun bu kızgınlığında bir faktör olan başka bir tartışma, anayasa tartışmasında Can Atalay'ın tahliyesi kararı. Malumunuz işte böyle çeşitli klikler var ya bu iktidar partisinin ve iktidar ittifakının içerisinde. Bir AYM var, Anayasa Mahkemesi, ve onun kararlarına saygı duyulmalıdır diyen bir klik var. İşte Abdülhamit Gül gibi, Hüseyin Çelik gibi, Şamil Tayyar gibi, Bülent Arınç gibi isimler mesela. Bir de hayır efendim, AYM haddini aştı, milli ve yerli yargı olması lazım. Onu da temsilcileri Yargıtay'dadır diyen bir başka klik var. Bu iki klikle ilgili tartışma şuydu. AYM'nin Can Atalay'ın tahliye edilip vekilliğe gitmesi gerektiği yönündeki kararını Yargıtay 3. Ceza Dairesi eleştirmiş. Böyle bir karar olamaz. Bu kararı alan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmalı demişti. Biz de yok artık demiştik yani. Hatta Murat Muratoğlu, çok pardon, bunu şöyle izah etmişti. Mahkemeyi mahkemeye verdiği ülke. Mahkemenin mahkemeyi mahkemeye verdiği ülke.